iki gün içerisinde devlet o yolları da yapmış. Onu da yapan. Şimdi Hasan Öztürk deyince hani bölgede böyle bir gündem yok vesaire. Yani bunu bizzat şahitlerinden dinleyerek söylüyorum. Sadece ben şeyden Gaziantep'ten İslahiye, Hassa, Kırıkhan, Hatay. Tamam. Hepsine gittim mesela. Hatay, özellikle de Hatay'ı biraz dolaştım. Ayrı farklı farklı insanlarla konuştum. Tabii konuşurken de insan utanıyor biliyor musun? Sıkılıyorsun. Yani niye bir şey sormaya, onun adısını tekrar ettirmeye hakikaten insanı. Zaten onlar da öyle. O bakış açısıyla bakıyorlar. Böyle hani konuyu fazla açmamaya çalışıyorlar. Konuşmaya çalışıyorsun. İnanılmaz bir tevekkülle konuşuyorlar. Yani böyle bir insan yapısı var. Ama bakıyorsun sosyal medyaya yansımamış hakikaten. Ama mesele tabii oraya yansımaması değil. Türkiye yansıması. Yani zaten amaç da o. Yani oradaki felaket üzerinden siyaseti sen sosyal medya diyorsun ama ben konvansiyonel medyanın daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum. Evet. Yani ve konvansiyonel medyanın sosyal medya besliyor. Siyaset ilişkisinden kaynaklanıyor. Bak siyasetle ilişkili olması bunu çok daha buradan bir şey devşirme üzerinden yürüyen bir süreç haline dönüştü. Yani şu cümleyi asıl tehlike. Şu cümleyi kuracağım. Vicdanım sızlıyor bu cümleyi kurarken ama hakikat söyleyeyim. Yani şöyle bakıyor. 10 il. Onunu da öfkelendirsem, kışkırtsam, isyan ettirsem, sonra dalga dalga buralara gelse, sonra dalga dalga yayılsa öyle hesap ediyor. Depremin, hani burada konuştuk ya geçen hafta, depremin birinci günü sen o yok bu yok nasıl dersin? Bir daha de, saatler geçmiş. Yine üstü kapalı söyleyeceğim. Üstü yani, kapalı söyle. Üstü kapalı şunu söyleyeceğim. Mesela çok ilginçtir Hatay ve Adıyaman ve hatta Maraş'ta da belli bir etnik kimliğe ve belli bir inanç ya pazarcık Elbistan için yönelik yapılanlar yani gerçekten çok yani acayip hani bir sosyologumuz şöyle dedi. Türkiye'de sosyal olarak uyuyan fayları harekete geçirme çabasıdır bu yapılanlar dedi ve ben kesinlikle katılıyorum. Ama şöyle bir şey devlet onu gördü, hassasiyetini arttırdı. Bak, devlet gördü, hassasiyetini arttırdı. O insanlarımız da gördü, hassasiyetini arttırdı. Bak evet. O insanlarımız da gördü. Şimdi ben buradan bak ideolojik olarak çok farklı düşünüyorum. Ama bir hukukumuz var. Saygı duyuyorum. İsmini de anacağım. Profesör Doktor Mehmet Yuva. İlk defa Ülke TV'de ismini anıyorum. Bizim yazarımız. Gaffar Bey'in yazdığı Aydın Gazetesi'nde yazıyor da. Mehmet Yuva Hataylı, Samandağlı. Ben onunla Suriye'de tanışmıştım. Bakın ben onunla Suriye'de, Şam'da tanışmıştım. Bir hukukumuz da var. İdeolojik olarak farklılıklarımız var ama helal olsun. Niye bunu söylüyorum? Bir kere depremin olduğu günden bu yana sahada, zaten Samandağlı ama mesela İskenderun'da enkazdaydı yani çalışıyordu enkazdaki insanlar çıkan. Tüm hattı yani Amik Ovası'nın tamamındaki tüm merkezleri yani yıkılan merkezlerin tek tek kendisi çekti, tek tek kendisi ziyaret etti. Ve paylaştı. Yani biz işte o WhatsApp hesaplarından paylaşıyor. Bize de attı. Ben hatta birkaç kez görüşme şansım da oldu. Şimdi mesela o kadar farkında ki birilerinin o kaşınma uyuyan ya da ölmüş fayları tekrar harekete geçirmek istendiğinin ve bunun çabası içerisinde. Ne oluyoruz? Yani çabası içerisinde. Şimdi onun için diyorum sadece mesela devlet de fark etti. Doğru devlet de fark etti ama aynı zamanda o insanlarımız da fark etti. Ve peki. Burada bence şunu söyleyeyim art niyetliler var ama bazıları da akledemediğinden diyerek yani toparlamış olayım. Bu tuzağa düşmüş düşüyordu. İyi niyetli olarak söylüyorum. Evet. Düşmüştü. Yani dillerine de vurarak yapıyorlardı. Ama o kadar hızlı bir toparlanmayla ve o insanların ferasetiyle bak hem devletin pozisyon alması hem o insanların ferasetiyle bu akamete uğratıldı. Ve mesela Sayın Cumhurbaşkanı'nın ikinci ziyaretinde tam ayrılırken toplantıyı bitirip AFAD'daki Antalya'daki toplantıyı Antakya'daki toplantıyı bitirip tam aynı zaman şu cümleyi kurması. Kimsenin Hatay'ın demografik yapısını değiştirmesine müsaade etmeyeceğiz.
evvel Allah bunu yapamayacaklar cümlesini de kaydederek, altını çizerek bunları söylüyorum. Bu depremde bölücülük enkaz altında kaldı. Her şey kalkar. Bu çok, bölücülük çok enkaz altında kaldı. Bir şey. Evet. Bir şey... Biz Aydınlık'ta 5-6 tane haber yaptık. Köylerden de yapıldı bu haberler. Bir defa o tevzirat, o tevzirat o laflar. Doğru değil. Tezvirat. Özür dilerim. Dedikodu. Dedikodu diyelim. Yani devletin herhangi bir, ilk başta biliyorsunuz bir siyasetçi de efendim yok AK Partilileri kurtarıyorlar enkaz altında bilmem siyasetçi, ne gibi. İki siyasetçi. Özür dilerim. Çok korkunç şey lafları. Çok, bunlar gerçeği yansıtmıyor. Tam onu söyleyecektim. Köylülerimiz, oradaki vatandaşımız da bunu açık açık söyledi. Bak tam onu söyleyecektim. 10 ilin herhangi bir mahallesinin, herhangi bir sokağının, herhangi bir apartmanında misal, yani böyle bir şey var demiyorum. Birisi işte aramıştır, birini getirtmiştir falan filan. Bunu genele şumul göstermek, depremin birinci, ikinci günü rezillik. Neye hizmet etmektir? Tabii. Neye hizmet etmek? Bu bölücülüğü mü? Bölücülüktür. Başka bir şey. Bozgunculuktur, bölücülüktür. Kimler yapıyor bunu? Bir de kimler yapıyor bunu? Söyleyeyim mi? Hı-hı. Kimler yapıyor? Hı-hı. Bakın, 1990'lı yıllarda Hamdi Üçpınarlar isminde bir çevre bakanı vardı. Onun evine, ki bunlar ceza yediler, bir kadınla yerleştirdiler, kamera yerleştirdiler. Onunla birlikte bastılar, görüntülerini televizyonda yayınladılar. Hürriyet gazetesinde de bakana seks uzağı diye yayınladılar. Ve daha sonra bu evle telefon görüşmeleri ortaya çıktı. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugün genel başkan yardımcısı. Diğeri de yeni kurulan bir televizyonun başında bir gazetede de el üstünde tutulan bir isim. Şimdi bunlar hala yaşıyorlar. Yani hani konvansiyonel medya iyi bir örnek verdi, doğru, iyi bir sınav verdi. Sınav verdi. Ama hala bunlar var içinde. Bunlar yapıyorlar. Evet. Yani dün ne yaptılarsa bugün de onu yapıyorlar, yarın da onu yapacaklar ve maalesef kaşıdıkça kaşıyorlar. Evet. Şimdi biz ne söyleyeyim? Bir şey söyleyeyim. Oraya gel. Fakat hani toprağa gömüldü dedin ya. Mikrofonu uzattılar. Mesela dediler ki devlet yok değil mi? Devlet ters tepti. Uzattılar olmadı. Uzattılar olmadı. Terslendiler, kovuldular. İşte gördün mü işte hangi televizyonlar, kimler bu amaçla kovuldu? Vites düşürmek zorunda kaldılar. Mecbur. Yani vites düşürmek zorunda kaldılar. Ben inanıyorum ki o cenahta, o partilerde, o yayın organlarında falan ya buna devam edersek çok ciddi zarar görüyoruz. Biraz frenlememiz lazım falan dediler. Büyük ihtimalle o konuşulmuştur. Çünkü... Suriyeli telefon çaldı. İşte Hatay satılıyor. Yüz binlerce Suriyeli Türkiye'ye giriş yaptı. Bak da, ganimet baraj patladı. Tabii. Bak onlar da çekildiler. Tabii ki. Bu zaten dikkat et. Gerçekler ortaya çıktıkça, şimdi ben zaten şöyle bir hadise oldu, onunla bağlayacaktım. Şimdi biz ne anlatırsak anlatalım. Efendim devlet, kurtarma personeli, silahlı kuvvetler vesaire kim vatandaş arasında bir ayrım yapmaz. Böyle bir şey olmaz. Ne kadar dersek diyelim, dün akşam Diyarbakır'daki görüntü kadar ikna edici olamazdı. Galeriya sitesinde mahsur kalmış olan kedileri kurtarmak için... Evet. Sayın Valinin verelim talimatıyla numaralı VTR, AFAD, DSF olarak görelim. AFAD harekete geçti. Silahlı kuvvetler helikopterini tahsis etti. Ve Türk askeri Mehmetçik mesela adı Jena olan kediyi kurtardı. Şimdi bunu izleriz birazdan. Bu şekilde kurtaramadılar. Dolayısıyla kedi kaçtı orada sıkıntı oluştu. Bir operasyon yapıldı. Bir başka operasyon daha yapıldı. Dolayısıyla şimdi bakın bir kedinin canının peşine düşen, onu Allah emaneti bilen, Allah emaneti bilip onun kurtulması için çaba gösteren bir devlet, bir kamu, efendim AFAD, TSK nasıl olur da insanları efendim mezhebine göre, siyasi görüşüne göre ayırır? Bu mümkün değil. Dünyada şunu izleyen vicdanlı her göz Türk Silahlı Kuvvetleri'ni takdir eder, Türk Devleti'ni takdir eder. Bu görüntü var ya, şu dedikoduları çıkaranlara kulplu kapak oldu, evet. Tabiri caizse. Evet. Yani onlara çok güzel bir ders oldu.